Ben sözlerimi fazla uzatmayayım. Belediye başkanlarımıza da tek tek söz veriyorum.
Sayın Sayın Basın Mensupları, değerli hemşehrilerim, ben de birbirinden değerli parti yöneticilerime, milletvekillerime, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na, buraya gelen diğer belediye başkanlarına çok teşekkür ediyorum. Beni bu zorlu günlerde yalnız bırakmadılar, bana destek vermeye geldiler. Hepsine ayağına sağlık. Ben de çok uzun konuşmadan bir iki noktaya değinmek istiyorum izninizle. Bu buzdağının üstündeki yemek faturaları, kavurma faturaları, şemsiye faturaları, diğer alımlar önemli değil. Bakın, önemli olan şu: 15 ayı tamamladım ben çıkmıyorum bu yolculukta. Yavrum Koçal'a hangi konuda ne söylediysem, ne sorduysam cevap aldım. Bir tek konuya cevap alamadım. Barbaros'un konusu. Yalova'nın namus meselesi Barbaros'un konusu. Onu kazandıran adam rahmetli Cengiz Koçal'ın kemiklerini sızatıyor. Zaten kendisi bana hakkımı helal etmiyorum. Ben buraya nasıl binbir zorluğunda, binbir göçlüklerinde Yalova Belediyesi'nin malı yapmıştım dedi. Onu kaybetmeden 25 gün önce. 50 milyonu satılan Yalova'nın en değerli arazisi, ama satış şeklinde şu var: %70'i 12 ay vadeli. Kenan mahallelerde gariban vatandaşın belediye hissesini satarken parayı peşin istiyorsun, bankadan faizle para alıyorsun, borç vatandaşı alıyorsun, kendi hemşireni Yalova'yı, ama o değerli araziyi yandaşına satarken vadeli satıyorsun. Peki, burasını anladım da oranın imarını neden proje alanına satmadan çevirmiyorsun da sattıktan sonra çeviriyorsun? Zaten Almanya'ya geçmesinin sebebi de o. Ne oluyor? Bir sene geçmeden, henüz parası ödenmeden 50 milyonluk değeri 300 milyon lira oluyor. Allah aşkına soruyorum, bir sene dolmadan 250 milyon lira hangi işte var? Bu kulaklık değil de, Yalova'nın kulaklığı değil de nedir? Soruyorum sizlere. Ama ne diyor biliyor musunuz? Neymiş? Cumhuriyet Halk Partili belediye meclis üyeleri evet vermişler. Meclis üyeleri oranın yekpare satılmasına evet verdi. Bu bir. İkincisi, belediye meclisi yetkiyi verip satıp satmama kararını belediye başkanı verecek. 10 sene yaptı ama herhalde belediye kanunundan da veriyor. Herhalde 1580'de kaldı. Artık belediyeler 5393 sayılı kanunla yönetiliyor. Şunu da anlatayım ben burada. Ben bir önceki dönem belediye meclis üyesiydim. Barbaros Büyücüoğlu'nun belediye başkanlığı döneminde o arbalatım alanının imarının değiştirilmesine aslan gibi benim rekorum var. Çıkartırım o meclis kararını, suratına yüzüne vururum. Buna da bir meclis istiyorum. Bakın değerli arkadaşlar, o kadar çok konu var ki bunları zaman zaman paylaştım. Trafik sorununa kimse değinmiyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Yalova'nın trafik sorunu kalmayacak Allah'ın izniyle. Göreceksiniz. Ya çözeceğim, ya çözeceğim. Bunu bilmenizi istiyorum. Ve şu 5 yılda Yalova'ların çektiği o ayrımcılık var ya belediyede. Benim 5 yıllık dönemimde bir tane Yalova Belediyesi'nden hemşehrilerim ayrımcılık görmeyecek. Bunu iyi bilmenizi istiyorum. 20 günlük belediye başkanlığında nasıl şeffaf olduysak ve daha yaşamalıkta hizmet vermeye devam edeceğiz. Ve şuna da eminim, Yalova'lar 30 Mart'ta kullandıkları oya sadece vefa sanmına değil, oya sahip çıkacaklar, o oyun üstüne gönülleriyle, emekleriyle oy yapacaklar. Seçimi alacağımdan şöyle diyeyim, en ufak bir kuşkum, endişem yok. Ama bu arkadaşlar bakın ne yapıyor? Dün belediye meclisini belediye başkanlığına vekalet eden AKP'li üye toplantıya çağırıyor. Cuma günü, bakın bu cuma olağanüstü tek gündem. Gündeme bakıyor. 5393 sayılı yasanın 18. maddenin V fıkrası ve 68. maddenin V fıkrası gelince belediyemiz harcamalarında kullanılmak üzere İller Bankası Genel Müdürlüğü'nden 2 milyon lira talep edilerek borçlanması konusunu görüntülmesi. Soru bu parayı niye alıyorsunuz? Niye istiyorsunuz? Haziran'ın birinde seçim var. Cuma günü olağanüstü mecliste belediye borçlandırma hangi etik değeri, hangi
Sağ 900 lira çıkartıp parayı kasaya sokup nereye harcayacaklar? Bunu da soruyorum. Basmara değil bu. 2 milyon lira. Peki bu belediye meclis kararı Cuma günü çıkacak. Aynı gün valilikte alınabilecek mi? Cumhuriyet tarihinde olmuyor bir örnek görüyorsunuz değerli arkadaşlarım. Sayın başkanım. Konuştuğumu daha fazla uzatmak istemiyorum. Ben bu uzun süreçte ne yapacağımızı, ne olduğumuzu uzun uzun paylaştım. Ama son bir şey söylemek istiyorum. Bu kadar burada değerli belediye başkanı var. Büyükşehir Belediye Başkanı var. Seçim almak problem değil. Allah'ın izniyle 2 Haziran günü ve Bahsaman kardeşiniz yine orada. Ama seçim sonrası var. Seçim sonrası var. İşimiz ondan sonra daha zor. Ekonomik olarak erozyona uğramış, yıpratılmış bir Yalova şehri var. Madem Yalova'yı söz verdim ben Eskişehir yapacağım diye. Madem dünya kenti yapmaya an içtim. O zaman benim desteğe, katkıya, maddi manevi ihtiyacım var. İşte ben tavuk suyu için Allah'a bakar misali bütün belediye başkanlarını seçimden sonra yanımda görmek istiyorum. Sizin huzurunuzda şimdi mikrofonu tek tek alacaklar. Onlardan söz almak istiyorum. Hepinize saygı ve sevgiler diliyorum. Abdan Komutan. Elinizi bile tekrimi ilan gönderdi. Evet, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz Hocam arıyorum bu zaman. Buyurun başkanım. Sayın Yalova'da dostlarımız, arkadaşlarımız, Şile Fethi'lerimiz, Belediye Başkanlarımız, Büyükşehir Belediye Başkanlarımız, hepinize saygılar sunuyorum. Ben de İzmir'de 30 Mart'ta 3. dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı İzmir'de hemşehrilerimizde temelcülü de desteğiyle tekrar seçildi. Şimdi iktidar partisi AKP efendim bize oy verirseniz iktidarla belediye yere yönetim birlikte olursa iş yaparız yoksa iş yapmayız diye havanın altında sopa gösterir ve bunu da elinden geldiği kadar uygulamaya çalışır, uygular. Ama biz belediye başkanlarımız Giresun burada, Çanakkale burada, Kampayır burada, Kürtü'nde yeni daha eski belediye başkanlarımız Muğla, pardon, hepimizden eski Muğla var, doğru. Belediye başkanlarımız biz nasıl iş yapacağını, nasıl başarılı olacağını, nasıl borç verdiğini çok iyi biliyoruz. Ve kereler keresinde biraz geri alın. Seçimin ipi gözüküyoruz. Bir, bizim belediye başkanlarımız, yani Sosyal Demokrat Belediye Başkanları, yani Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanları bir, İki, herkese adil davranır. Üç, iş üretir. Dört, borç öder. Ve bunları yapınca güven kazanır. Şu anda İzmir Büyükşehir Belediyesi son 10 yılda merkezi hükümetin İzmir'de yaptığı toplam yatırımdan kurumların toplam yatırımı 5 milyar 300 milyon lira İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı yatırım 1 milyar 80 milyon lira fazla yatırımlar. Biz
Sıcak bir şey getirin. Allah razı olsun. Çıktığımız için heyecanlandık herhalde. Değerli arkadaşlar, biz böyle geçiyoruz. Türkiye'de tüm yapılan cari hatırlarının 81%'ine izle büyüşüyoruz. En uzun metro, banyo, tramvay hattını büyüşüyoruz. En büyük salonun kültür merkezini büyüşüyoruz. Ve hazineye 1.800.000.000 lira borcumuz vardı. Şu anda hazineye 1 kuruş borcumuz yok. Bunların hepsini 10 sene içerisinde başardık. AKP'nin bir genel yönetim politikası var. Bir, ne kadar genel politikalarla yerinden aynı şey yapıyor. Bir, Sayın Başkanımız, Refah Başkanımızın söylediği gibi memleketin ne kadar malı varsa, kamu malı varsa satıyorlar. İmarını sonra çıkardılar ki rahatı büyük olsun diye biraz önce verdiği örnek oldu. İki, belediyeleri borçlandırıyorlar. Üç, maliyetinin kat ve kat üzerinde ihale yaparak yandaşlarına, arkadaşlarına, eşlerine, dostlarına haksız kazanç sağlıyorlar. Bir AKP'den belediyeyi devraldığı zaman en az 4-5 sene kendine gelemezsin. Çünkü günü kurtarmak için o belediyeyi, o ili enkaz haline getiriyorlar. Gerçek anlamda enkaz veriyorlar. Burada hiç iktidar yoklar. Belediyeler müstakil seçilir, tek belediye seçilir ve belediye başkanı azim ve kararlılıkla çalışır, başarılı olur. Biz Vefa Salman kardeşimize de aynı gücü, aynı yürekliliği, aynı samimiyeti, aynı insan sevgisini görüyoruz, biliyoruz. O zaman tüm başarılı olmuş ve başarılı olacağı emin olduğumuz belediye başkanlarımızla birlikte bugün Yalovalılara Vefa Başkan'ın yanında olacağımızı, ona destek olacağımızı, onun için çalışacağımızı, çırpınacağımızı ve kendisinin de mutlaka ve mutlaka başarılı olacağını Yalovalı vatandaşlarımıza, Yalovalı insanımıza sunmaya geldi. Sözü uzattım. Hepinize af diliyorum. Şunu yapmanız lazım. Biz Yahovalılar özgür irademizle Vefa Salman'ı belediye başkanı seçtik. Ama Ankara'da masada oturuldu. Bizim oylarımız, bizim hakkımız, bizim belediye başkanımız, tüm hemşerilerimiz hiç kimse durmadan pazar günü saat 5'e ve sandıklar açılıncaya kadar ayağa kalkacak. Siz masada aldınız, biz milletiz, biz asılız. Biz sana bu koltuğu vermiyoruz. 30 Mart'ta seçtiğimiz gibi 30 Haziran'da da Vefa Salman'ı belediye başkanı koltuğuna Herkesi durmadan çalışmaya bir vatandaşınız olarak, bir kardeşiniz olarak çağırıyorum. Başkanımıza başarılar diliyorum. Hepinize yalan olayım, yaparız. Evet, bizim sloganımız İzmirliyiz, yaparız.
Biraz da ilerliyorum.
başkanlarımız gibi, biraz geçirmeyi olsun Karabay başkanımız gibi bir defa seçildi. Ve bir seçimden sonra başkan oldu. Ama Vefa Başkanım ikinci defa seçildi, ondan sonra başkan oldu. Evet, yolumuz açık olsun. Son güne kadar sandık başındaki arkadaşlarımızın da en son dakikaya kadar görevlerini yapmak suretiyle halkın iradesini neticeye yansıması temin etmesi lazım. En önemli görevimiz bu. Ben inanıyorum ki Yalova'da yine Yalova halkı gereğini yapacak ve bu fahişanlık üzerine karşı tepkisini gösterecek ve zaferin altına imza atacak. Kazandık, mübarek olsun. Evet, yine bir Büyükşehir Belediye Başkanımız, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Albay. Değerli belediye başkanlarım, değerli belediyelerim, yazılı ve görsel basınımızın değerli temsilcileri, çok sayın ben Yalova'da, hepinizin saygıları selamlıyorum. Ben bir Tekirdağ olarak direkten dönmedim, dönmeyiz. Şimdi 28 Mart günü seçimin sonunda Tekirdağ'da bir yürüyüş yaptım. Ben Tekirdağ'da yürüyüşten sonra Sayın Genel Başkan Yardımcısı Ay Öztürk'e kafam verdim halkın huzurunda. Dedim ki ben meydanlardan geliyorum. Sayın Genel Başkanıma lütfen yine Tekirdağ'ın içeri tek tek saydım. Dedim ki işte saydım tamam, saray tamam ve ondan sonra Büyükşehir tamam, 12-0 tamam dedi. Ben şimdi burada sabahtan beri hayli Yalova'yı geçiyorum. Gördüğüm heyecan, gördüğüm güzellik, gördüğüm coşku. Şunu diyorum ki Sayın Örgü'ye, genel yönetmenden sorumlu genel başkan yardımcısı Sayın Veli Ağbaba, genel başkanıma söyle, Yalova tamam. Konu. Ben Yalova'da Sayın Vefa Başkanımın rakibini görüyorum. Teşkilere görüyorum. Ya bakıyorum Sayın Başkanım resmi, ya bakıyorum yani Büyükşehir Belediye Başkanı resmi. Ben diyorum ki en yakında İstanbul'da kale ağrıcının pek Yalova'ya çok faydalı olmuş ama Tekirdağ'ın kale ağrıcını Sayın Vefa Başkanıma çok güzel. Gülgül abi senin elini çıkar biraz. Vefa senin elini çıkar diye seni sonra saygılar. Giresun Belediye Başkanımız Kerim Asun. Evet. Çok değerli üyelerimiz, başkanlarımız, başkanlarımız, belediye başkanlarımız, çok değerli basın mensupları ve sevgili Yalova'lar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Benim ikinci dönemim. Karnınızda tek belediye kaldık, o karnınızda. Biz de başkanımıza destek olmaya geldik. Görüyoruz ki Yalova'da Vefa Başkanımızın rakibi çok. Çok fazla. Bütün Büyükşehir Belediye Başkanı rakip, Sayın Başbakan rakip, herkes rakip. Bir tek üstü bırakmadık. Sayın Başkanımızın bir şansı da var. Hiçbir belediye başkanımızın seçimde böyle bir tabloyla mücadele etmedik. Biz siyasetin temiz tarafı olmaya devam edeceğiz. Bu tarafta iyi ilişkiler, Anadolu Başkanımızın söylediği satışlar, ikram ilişkileri ama bir tarafta da gerçekten olmamıyla mücadele eden Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri ve burada temiz siyaset kazanacak diyorum. Tüm hemşehrilerimizden defa başkanımızla o istedik, fikrimle uygulayız. İnşallah pazar günü bu seçim açık ayarlarla kazanacak. Çağrı Belediye Başkanımız Gülgün Gökhan. Saygıdeğer
Genel Başkan Yardımcım, Kurulu Başkan Yardımcım, Sayın Yeni Başkanım, Belediye Başkan Arkadaşlarımız, değerli milletvekillerimiz ve çok sevgili Yalova hemşehrilerim. Niye hemşehrilerim diye hitap ediyorum? Çünkü sevgili Vefa kardeşim bizim çok sevgili bir damadımız. Çanakkale'de. Biz davamızda kebiliriz. Bir kere o bakımdan hiçbir tereddüt yok. Diğer belediye başkanlarının sözlerine sonuna kadar kebilir. İnanıyorum desteklerini vereceklerinden hiçbir tereddüt yok ama benim destek vermeme şansım yok. Yani bu kadar emek oldu. Sadece davamız değil. Benim davamım da burada. Ve Abdiye Hocam vardı. Tanıdığınız vardı. Ben onun müdürüyüm. Dolayısıyla bir kere daha memnunum. Cümleyen desteği vermezsen benden hesabı bulun, sorulun ve bütün bizim burnundan gelir. Onun için bir kere kesinlikle bu noktada rahat olun. Söz veriyorum. Ben Çanakkale'de 3. dönemdir belediye başkanlığı seçimini kazanıyorum. Ve 3 dönemdir de Çanakkale'de seçimlerden konuştuğumuz konu RAN. Bu AKP'nin adını değiştirmek tabii. RAN partisi yaptı. Çünkü işleri, güçlerin kavramlarını bir biçimde imarını değiştirmek, özelleştirmesini yapmak, yandaşlara peşkeş çekmek, sonra o çalıştırmayı o fabrikaları belediye kapısına dikilip acaba burayı konuda çevirebilir miyiz? AVM yapabilir miyiz? Gibi taleplerin peşinde koşan bir anlayış. Ama bizler geçmişten Osman abi 4 dönem, ben 3 dönem, diğer başkanlarım var. Biz hep bunlarla uğraştık. Kur'an konularıyla ilgili hiç sindirce belediye başkanı, CHP'li belediye başkanının RAN'la ilgili bir konusunu duydunuz mu? Duyamazsınız. Asla bizim partimiz buna müsaade edemez. Hani bu partimiz de bağırıyorlar. Hani hep her şeyin dine monte edenlere çalışanlar. En büyük günahı, en büyük bu hakkını onlar gerektirir. Dolayısıyla biz burada bugün geldik, sadece misafir olarak geldik. Bu iş bitmiş. Kardeşim belediye başkanı olmuş bile. Gözünüz aydın. Hayırlı olsun. Bakın eğer başbakan buraya gelmemiş olsaydı tehlike vardı. Başbakan buraya geldi, iş bitti. Artık Cumhuriyet'e olan bir gibi kazandı. Şimdi aynı şey, 3 senedir başbakan Çanakkale'ye geliyor, hem de 18 Mart günü. Ondan sonra gidiyor, giriş o giriş. Buralarda giriş o giriş. Şimdi son olarak bir önerim var. Biraz önce Sayın Başkan bir kağıt bir olağanüstü meclis gündemi size okudu. Bunu lütfen ciddiye alınız. Çünkü 2 trilyon eski parayla, yani bugün parayla 1 milyon TL Cuma günü sabah saat 9.30'da belediye meclisinde bu borçlanma yetkisi isteniyor, borçlanma yetkisi almak isteniyor. Bu sizin paranız, siz borçlanacaksınız. Yalovalı hemşehrilerim, siz borçlanacaksınız. Ne için borçlanıyorsunuz biliyor musunuz? Bilemiyorsunuz çünkü böyle bir şey yazmıyor. Ya daha önce yapılmış bir ödemenin alıntının karşılığı olarak ya da hemen Cuma günü ödenecek olan belki yeni kavurmaların parası olarak karar almak istiyorsunuz. Buna engel olun. Sahip çıkın. Paranıza sahip çıkın. Çünkü bu siyaseten ahlaksızca bir davranış olan seçime bir gün kala böyle bir meclis kararı olan üstünün meclise gündeminden alınmıştır.
kardeşim bu ortamayı. Nereye harcayacaksın bu 2 milyon lirayı? Bırak pazar gününü Sayın Başkanım bunu karar versin diye dinledim. Suç işlemiyorum herhalde direnmekle ilgili. İşliyorsam da bu suça razıyım. Çünkü bu sizin paranız, bu halkın parası. İşte halkın parasına sahip çıkacak. Başkan da para. İnsan başkanımız. Hepimiz ayrı olsun. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Şimdi milletvekillerimiz adına bir milletvekilimize söyleyin de. Şimdi bakıyorum. İlerleyen nereye versen savcıya torpil yaptım. Öğretmen hocaya versen profesör diye verdiyecekler. Bakıyorum Alaaddin Yüksel'e versen zengin diye verdiyecekler. Şimdi ben sen versen burada sözü bir tane amele var. Eski diş başkanı Süleyman Selen var. Amele var. Çok değerli grup başkan bildiğimiz buranın ilgilenildiği itibarı zaten. Günden başvurma belli. Defa başkanımız zaten başkanımız. İkinci kez seçilen başkanımız. İlçe belediye başkanları, belediye başkanları ve arkadaşlarım burada olmaktan büyük bir onur duyuyorum. Bugün burada buluşmaktan büyük bir onur duyuyorum. Şimdi amele dedi, ameleyle ilgili bir şeyler söylemek istiyorum tabii. Böyle bir hakkım var. Şimdi başbakanın istomayla ilgili kader kader diye tutuyordu ya. Şimdi kendi kaderiyle ilgili bu konuda işi başkasına havale edip etmiyor. Kendi kaderiyle ilgili biliyorsunuz binlerce adet polis görevlendiriyor sokak başlarına, diğer bütün caddelerine görevlerine almıyorlar arkadaşlar. Kendisiyle ilgili hiç kendisini kaderi falan teslim ettiği yok. Bütün önlemler yüzlerce, binlerce burada da öyle olduğuna biliyorum. Hepsi davun üzerine çıktılar. Kendisini hiç kadere falan hiç teslim etmiyor. Kendisini garantiye alıyor. Kendisini garantiye aldıktan sonra da diğerlerini artık kadere teslim ediyor. Şimdi bu iş böyle değil. Bu işi kadere teslim etme konusunda kendisini teslim etmiyor. Ama işçileri orada kadere teslim ederek onların ölümüne, o cinayete neden olan bir başbakanın burada konuşmaya ne gücü var, ne hakkı var, ne hakkı var. O nedenle böyle bir sürecin onarımına hepimizi kabul edeceğiz. Ben de hemşehrilerimle derin başkanıma olur derin. Hayır, gelecek.
Vefa'ya bize davar olarak değil, vefa kimliğine sahip çıkacaklar, vefalı insanlarla yol yüklerine yol olarak onu yüklerine inanıyorum. Hepinize sayılar, sayılar diliyorum. Şimdi anlatmış bir şöyle ben kızdıracağım. Geçenlerde Grup Başkan Vekili seçiminden önce benden konuşmak istedi. Ben de başkasına verdim gençle konuşmayı. O da bana Grup Başkan Vekili seçiminde oy vermedi. Şimdi ben onu tekrar söylemezsem fena verecek ama bu dönemin sonuna kadar bir daha Grup Başkan Vekili seçiliyor. Dolayısıyla onun öyle de ihtiyacım yok. Ama zengin. Abi ben zengin. Giderken biraz İl başkanına para bırakırsan ayrılamam. Nasıl? Sayılı sözler bilir. Son sözü genel başkan yardımcımız, genel yönetimlerden sorumlu. Genel başkan yardımcımız, bazı yer yönetimlerimiz beni lavaboya yardımcımız. Çok güzel arkadaşlar. Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Kur'a her türlü yolluğa, her türlü baskıya rağmen Türkiye Kur'a Mustafa Kemal Atatürk'ün memleketinden olanlar büyük onun türlüdür. Hayır, Mustafa Kemal Atatürk'ün sadece etkin değil, sadece Cumhuriyet Halk Partileri değil, Türkiye'de yaşayan kendiliğinde herkesin lideri, herkesin önderi. Bu da bir Türkiye'de davamdan çıkıyor. Bir sınavı size vermek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Yalova'lara ve bu başkana dayanışma durumlarının seslerini getirdim. Değerli arkadaşlar, biz buraya sıradan bir seçim için bir belediye başkanına oy izlemeye gelmedik. Biz Yalova'ların 30 Mart'ta isteyerek her türlü baskıya, rüşvete rağmen vermiş oldukları oya sahip çıkmaya geldik. Bu oy binlerin satın aldığı oylar değil. Bu oy BP Başkanı'nın güveni, geleceğe güveni oyları. O nedenle burada bulunan belediye başkanlarımız, milletvekillerimizin görevi sadece BP Başkanı'nı başkan yapmak değil, Yalova'nın da geleceğinde böyle bir kötü günün olmasını engellemek. Hepimize düşen görev 30 Mart'ta Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yaşanmayan yolsuzluklar yaşandı, hırsızlıklar yaşandı. Bu neyi kestiriyor? Yalova'da seçimin iptal olacağını günler öncesinde Sayın Muharrem İnce de başbakandan duyduğu ilan edildi. BP Başkanı da biliyordu. Bakın arkadaşlar, günler öncesinde başbakan Yalova'daki seçimi iptal edeceğini dedi. Dünyada, Türkiye'de başbakan görülüyor, siyasetçi görülüyor. Bunların içerisinde hırsızlar da görülüyor. Seçtikten sonra, oy verdikten sonra başta Büyükşehir Belediye Başkanları'nın aldığı Büyükşehir Belediye
beni AKP yalama izah ediyor. Ne yaptığını sizden görüyorsunuz ama Cumhuriyet Halk Partisi bir şey yaptı. Yalova'yı İstanbul'un dilinde kalan birinci olarak kurtardı. Bunu nasıl yaptı? Bunu nasıl yaptı? Sizlerin çabasıyla yaptı. Sizlerin verdiği zorla yaptı. Muharrem İnce'yi Yalova'dan bir şey milletvekili yaparak, grup başkan vekili yaparak Yalova'yı Türkiye siyasi tarihine geçirdiniz. Onun için sizi kutluyorum. Tekrar iradenize sahip çıkacağınıza inanıyorum. Bu konuda biz Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri olarak, grup olarak her zaman yanınızda emriniz olduğunu bilmenizi istiyorum. Hepiniz sağ olun, var olun. Zengin milletvekili zorla alıyor bir forma. Aslında öyle bir şey. Adam bir insan bir milletvekili. Bizden bir başka yaratımızdan sonra konuşmak yoktu ama konuşmak istedim bu konuşmaya yapacağım. Muharrem haksızlık ediyor bize. Yavallar bir şey ama sahip çekti bize. Bütün Cumhuriyet Halk Partisi'nin de olarak sonunda oy birliğine oy birliğiyle Muharrem İnce dedik, şimdi de Yalova'da oy birliğiyle vefa sağlandırıyoruz. Yıllardır birlikte siyaset yapıyoruz ama Vadide Veli Ağoğlu'na Alaaddin Yüksel ve ben 99'da beraber iyi başladık. Yani o dönemlerde kalma bir arkadaşlarımız olsun da kıskanıyorum zenginleri ya. Devam edin. Herkese, bütün belediye başkanlarımıza, milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Müziği açalım. Şurada bir arkadaşlarımla, misafirlerimize bir fotoğraf verelim. Hepimizi göremiyor. Şurada bir fotoğraf verelim. Müziği açalım. Haziran'da vefa gelecek diyor. Milletvekilimiz Boğaz Yavuz.